Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kazanılan bu zafer sadece Türk ordusunun değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onurlu yaşama dönük kararlılığına yönelişinin de adı olmuştur. Bu meşalenin aydınlığında birlik ve beraberlik içinde cumhuriyetimizi ve vatanımızı korumak, değerlerine sahip çıkmak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartarak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu ve yegane görevidir. Biz Mersin'de bu sorumluluk ve görevle gece gündüz demeden, yılmadan, kararlılıkla ve emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygularla zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu büyük zaferi bize armağan eden kurtuluş ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanı için canlarını bir saniye bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 30 Ağustos özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferin adıdır. Bu şanlı zaferi ulusumuza yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. CHP Hatay İl Başkanı Avukat Halil İbrahim Özgün, ulusumuzun milli mücadele sürecinde tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırdığı Büyük Taarruz Zaferi'nin 97. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Cumhuriyet tarihi boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm çabalara rağmen milletimiz daima ülkesine sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Milletimiz bu gücünü 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yıkmaya yönelik hain darbe girişiminin çökertilmesinde bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Bugün de ülkemizin ve milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize yönelik tehditlerle karşı karşıyayız. Bizler, dünyaya bakışını kin ve nefretle değil, her zaman dayanışma ve kardeşlik temelinde şekillendiren bir milletin temsilcileriyiz. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz, Türk ulusu 30 Ağustos zaferiyle varlığına ve bölünmez bütünlüğüne göz dikenlere karşı tarih boyunca büyük mücadeleler vererek en ağır darbeyi indirmiş, yaptığı örnek reformlarla başka uluslara da yol göstermiş, milletiyle birlik ve dayanışma anlayışıyla dünyada saygınlık kazanmıştır. Yüce Atatürk'ün bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, demokratik ve çağdaş cumhuriyetin kurulmasının yolunu açmıştır. Bugün millet olarak en önemli görevimiz, üstün bir azim ve gayretle Türkiye'yi daha ileriye götürmek, ülkemizin dünyanın en güçlü demokratik ülkeleri arasında yer almasını sağlamaktır. Bu düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılını en içten duygularla kutluyor, İstiklal Mücadelesi'nin önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 30 Ağustos, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı tarihe altın harflerle yazılan zafer günüdür. Vatanımızın birlik ve beraberliği, milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve yurdun dört bir yanından canını ortaya koyan kahramanlarımızın elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları şehitlerimizi saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini, ulusumuzun birlik, beraberliğini ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan iç ve dış mihraklarla mücadele azmimiz tamdır. Hatay Barosu, Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkma kararlılığını, ülkemizde hukuk devletinin egemen olma ve demokratikleşme mücadelesini azimle sürdürecektir. Bu düşüncelerle bize gurur ve bu onuru yaşatan başta Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz. AK Parti Defne Belediye Başkan Adayı Ferit Oflazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordu millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos zaferi de bu süreçteki tarihi dönemeçlerden birini ifade etmektedir. Bu eşsiz zaferin tek kaynağı birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve değerlerine olan aşkı ve inancıdır.
Bu duygular milletimizi hep güçlü ve dimdik ayakta tutmuştur. Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları bahasına sağlayan, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.